Bence çok büyük bir katkısı olacak. Çünkü malum 15 Temmuz Milli Bayramımızla beraber başlayan, arkasından da Kurban Bayramı'nın eklendiği 11 günlük kesintisiz bir tatil var. Özellikle pandemi sürecinde yurt içindeki insanların da hareketsiz kaldığını düşündüğümüzde, özellikle bu uzun tatille beraber yurt içi turistin çok hızlıca artacağını düşünüyoruz. Ve tam bunun öncesinde Sümele'yi açmak ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı da Sümele'ye getirerek bakanımızın da katılımıyla hem 3. etabını incelemek ayrıca da bir gündeme yarattı Türkiye genelinde. Bunun da özellikle bayramda çok olumlu yansıyacağını, hem Trabzon bölgesine hem de Karadeniz'e gelen turistler için bir cazibe merkezi haline geleceğini şahsen düşünüyorum. Malum geçen yıl 2. etabı açtığımızda bile Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeydi Sümele Manastırı. 2 gün üst üste bu rekoru elinde bulundurdu. Bu bayram bunun daha fazla Sümele Manastırı'nda kalacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten restorasyona girmeden önce ziyaret edilen alanların çok çok daha fazlası açıldı. Diyebilirim ki ilk defa Sümele'ye gelen turistler önceden gelenlerin bile geleceği bu kadar çok alanı görebilecekleri bir statüye kavuşmuş olacak. Bu da bölge turizmini çok olumlu etkileyecektir. Geçen yıl 2. dönemde pandemi olmasına rağmen gene bir küçük çapta ayin yapıldı. Bu yıl muhtemelen yapılacaktır. 15 Ağustos'ta. Şu an için henüz net bir bilgi gelmedi. Ama gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yaklaşımıyla beraber her yıl davet ediliyorlar. Onlar için özellikle Ortodoks dünyası için Sümele Manastırı onların bir merkezi. Ben bu yıl 15 Ağustos'ta geniş katılımlı bir ayin olacağını tahmin ediyorum, düşünüyorum. Özellikle bölgede hiç olmayan bu pandemi sürecinde bir macera parkı bitirdik biz Maçka Belediyesi olarak. Gerçekten içinde 8-9 tane adrenalin dolu aletin olduğu, kafeteryanın olduğu ve tamamen 46 dönüm ağaçlık doğanın içinde altından derenin geçtiği çok güzel bir alan oldu. Türkiye'de örneği olmayan bir macera parkı oldu. Bunun yanında Bayraktepe'mizde Maçka'ya seyir imkanı sağlıyor. Yeni bir otopark yaptık. Onda vatandaşımızın özellikle trafik yoğunluğunu aşmak için içine koyduğu kültür merkezimizde de sona doğru geliyoruz. İnsanların sosyal hayatında önemli bir rol alacağı. Çünkü yıllarca eskiden beri Maçka'da sinemanın olduğu bir alanken şimdi bu ihtiyacı inşallah gidermiş olacağız. Kültür merkezimizi de yıl sonunda bitireceğiz. Bunun haricinde yazın ilk defa Maçka'da bir yaz okulu uygulaması oldu. Yüzme yaz okulu, futbol yaz okulu. Bunu çeşitlendireceğiz inşallah. Bunun yanında da insanlar pandemide evde çok kaldı dedik. Maçka'nın yaylalarını ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza gezdirelim. İlki bugün saat 10'da hareket ettim Maçka'dan. 50 kişilik gruplar halinde Maçka'nın yaylalarında vatandaşlarımızı ücretsiz bir şekilde de gezdiriyoruz. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten Maçka doğasıyla, tarihiyle Trabzon'un belki de Türkiye'nin nadide ilçelerinden bir tanesi. Bu anlamda biz de elimizden geldiğince altyapımızı güçlendirerek ve tanıtımlarını yaparak bölgedeki turizmi artırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sümele yolu Maçka'nın içinden geçtiği sürece o transit yolun bize herhangi bir zararı yok. Zaten transit gelenler tünele girip eskiden de öyle çok Maçka'ya ziyaret belki de binde biriydi. Ama şu an bizim için önemli şey Sümele trafiğinin Maçka'nın içinden geçmesi. O tünellerde o Sümele trafiğini etkilemiyor. Bizim amacımız turizm trafiğini elimizde tutmak. Ayrıca Zıgana Dağı bölgesindeki et tesislerinde düşündüğümüzde o tüneli, o bölgede de hemen Başar civarında hem ana yoldan çıkış, tekrar Zıgana Tüneli'nin öncesinde hemen Bağışlı'dan çıkış, Başar'dan giriş var. Yani Zıgana Tüneli'ni pas geçmiyor. Sadece Zıgana Dağı'nın zirvesindeki tesislerle ilgili böyle bir durum söz konusu olabilir. Onu da yazın günübirlik turistler bu sefer tamamen yol trafiği açılacak. Oralarda turizm açılacağından, daha böyle piknik, daha rahat bir alan oluşacağından orayı da çok olumsuz etkileyeceğini açıkçası düşünmüyorum. Zaten büyük kamyonlar ve tehlikeli madde taşıyan araçların da o tüneli kullanmayacağını düşündüğümüzde çok atıl duruma gelmeyecek. Ayrıca Hamsiköy bağlantısı Zıgana Tüneli'nin girişinde büyük bir kavşak da önemli bir turizm noktası olan Hamsiköy Vadisi'ne de bağlantısı mevcut. Zıgana Tüneli aksine bana göre Doğu Anadolu'dan, Erzurum'dan, o bölgeden Trabzon'a fazlaca turistin gelmesine de sebebiyet vereceği için bu bölgedeki özellikle turizm açısından ticaretin gelişmesi yönünde olumlu katkıları olacaktır.